Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tane tane çok lezzetli nohutlu pilav tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için 3 su bardağı pirinç kullanıyorum. Pirinci sıcak suyla ıslatıyorum. Üzerine bayağı bir geçecek kadar sıcak su ekleyelim. Bir yemek kaşığı tuz ekliyorum. Karıştıralım. 30 dakika bu şekilde sıcak suda bekletelim. Pirinçleri yıkayıp süzdüm. Bir kenara alalım, iyice süzülsün. Tencereyi ocağa aldım. Tencerenin dibini kaplayacak kadar sıvı yağ ekliyorum. Bu sıvı yağ tereyağımızın yanmasını da önleyecek. 50 gram tereyağı ekliyorum. Yıkayıp süzdüğümüz pirinçleri ekleyelim. Pirinçleri kavuralım. Pirinçler tane tane olana kadar kavuralım. Yaklaşık 3-4 dakika kadar kavurdum. Pirinçler tane tane oldu. Yeterince kavruldu pirinçlerimiz. Üzerine 2 su bardağı haşlanmış nohut ekliyorum. Ben daha önce haşlayıp dondurucuya atmıştım. Şimdi çıkarıp kullandım. İsterseniz hazır haşlanmış nohut da kullanabilirsiniz. Karıştıralım. İki su bardağı et suyu kullanıyorum. Bir su bardağı da su ekliyorum. Eğer elinizde et suyu yoksa sadece su da kullanabilirsiniz. Ama et suyuyla ayrı bir lezzetli oluyor. Tuzunu ekleyelim. Karıştıralım. Kapağını kapatıp kaynamaya başladıktan sonra ocağı iyice kıstım. Kısık ateşte pişirelim. Kısık ateşte suyunu çekip göz göz olana kadar pişirdim. Pilavımız suyunu çekti. Çok güzel pişti. Tane tane oldu. Karıştıralım. Dibine çöken yağı bütün pirinçlere karışmasını istiyorum. Üzerini düzelttim. Kapağını kapatıyorum. Bir beze saracağım. Bir beze sarıp 20 dakika dinlendirelim. Soğumaması için üzerine de kalın bir örtüyle tekrar örtüyorum. Bu şekilde pilavımız 1 saat sıcak kalıyor. Hem çok güzel dinleniyor hem de sıcaklığını koruyor. 20 dakika sonra ben servis ediyorum. 20 dakika sonra hala çok sıcak, dumanı üstünde. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Ben bir kase kullanıyorum. Kaseye pilavımdan alıyorum. Sizler dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.
bir tabağa ters çevirip çıkaralım. Sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Nohutlu pilav tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.